Olduğu kaldığı yerden devam ediyor. İsmail Saymaz'la başlayacağız bu tura. Şimdi seçimler geçti. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından partiler hem kazanımlarını hem kayıplarını masaya yatırıyorlar. AKP lideri Erdoğan da partisinin grup toplantısında konuştu dedik. İlk toplantıydı meclis açıldıktan sonra. Açıklaması önemliydi. Bir oy kaybı var. İktidara geldiğinden beri ilk kez böyle bir oy oranına sahip oldu AKP. Milletin talepleri ve tenkitleri doğrultusunda kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştireceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. bir yandan Ömer Çelik'e de parti sözcüsüne de bu soru soruldu. Gerekli görürse değiştirir dedi. İsmail Saymaz sen bunun faturasını nasıl bekliyorsun bu seçim faturasını Cumhurbaşkanı Erdoğan kanadında? Sadece grup toplantısına bakarak bir öz verildiğini söyleyemeyiz. Sadece öz söz edildi. Nasıl bir öz yapıldığını görmedik ve zaten grup toplantısına kadar AK Partililer silsile halinde hatalar da ettiler. İşte Şebnem Bursalı olayı, Hüseyin Filiz olayı, bu ve benzeri hadiseler AK Parti'de aslında işlerin çok da iyi gitmediğini hatta koordineli bile olamadıklarını gösteriyor. O nedenle beklenen gelişme eee AK Parti'sinden beklenen gelişmeler ortaya çıkmış değil. Şimdi tabii bunu böyle söylediğimizde AK Partililer diyorlar ki e, siz reisi tanımıyorsunuz. Reis öyle kamuoyu ondan bir hamle yapmasını istediğinde değil, kendisi ancak uygun gördüğünde bu hamleyi yapar. O hamle ne? AK Parti çevrelerinde anlatıla gelen şu, e, elbette ki 31 Mart'ın siyasi faturası çıkarılacak. Peki kime? Muhtemelen e, bunlardan biri hayatı yazıcı olacak. E, e, kendisi siyasi ve kişilerden Hı. sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Yanlış bilmiyorsam. E, bir diğeri seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz. Bir faturanın ona çıkarılabileceği belirtiliyor. Bir diğeri Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir e, olabilir. Onunla beraber Fatih Şahin. Neden bu isimler? Çünkü e, Erkan Kandemir, Fatih Şahin ve İzmir adayı Hamza da aslında geçen yıl Eylül ayındaki son olağanüstü kurultayda AK Parti'nin yönetim katını şekillendiren 3 isimdi ve bunlar AK Parti'nin genç kollarından gelen isimlerdi. Bu yaş kuşağı artık AK Parti'yi belirliyor. Yine Cumhurbaşkanı her ne kadar ona sempati beslese de Efkan ile ilgili bir tasarrufta da bulunabilir deniyor. Bir de tabii bazı bakanların ismi geçiyor. O bakanların değiştirilebileceğinden söz ediliyor. Onlardan biri Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Uraloğlu, bir diğeri Yılmaz Tunç Adalet Bakanı, bir başkası Enerji Bakanı Alparslan Bey. Yanlış ifade etmiyorsam. Bunlarla ilgili bir tasarrufun olabileceği ve işte Sayın Cumhurbaşkanının hem partide hem kabinede bu yetkililere bir hesap dökümü çıkarabileceği ifade ediliyor. Olabilir mi? Olabilir. Yani Cumhurbaşkanı evet bu bu yönde tasarruflarda bulunabilir. Peki e, iki, burada iki soru ortaya çıkar. Birincisi e, bu sorumlular Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini ya da düşündüklerini yapmaktan başka ne yaptılar? Bireysel bir tutum mu aldılar? E, yani onlar eğer Cumhurbaşkanı'na rağmen Cumhurbaşkanı'ndan başkaca kararlar karar alıp uygulamışlarsa ki bu AK Parti'de pek bir mümkün değil. Belki suçlanabilirler ama ben bunların hiçbirinin Erdoğan'a rağmen Erdoğan'dan habersiz iş yaptığını düşünmüyorum. İkincisi bunlar olsa bile AK Parti bu sonuç yani bu sonuçtan yararlanabilir mi? Yani alacağı değişiklikler AK Parti'yi olumlu etkileyebilir mi? Pek buna da ihtimal vermiyorum. İkisini biraz açmak isterim. Yani Hayati Yazıcı Ali İhsan Yavuz Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Efkan Hala. Bu isimler AK Parti'nin 20-25 yılında, 20 yılında varlar. Yeni isimler değiller. Ve e, AK Parti'nin belki kurucu kadrosunda yoklar ama hemen sonrasında gelen ekipler. Ve Erdoğan'ı e, en zor zamanlarında desteklemiş isimler. Şimdi ne diye hesap çıkarılacak bu isimlere? İkincisi <laughs> AK Parti bunların yerine kimi koyacak? Yani AK Parti'de bizim bildiğimiz partiyi yönetecek simalar var da geri planda mılar? Yetkisizler mi? Hayır. Yani AK Parti bu ana kadar en yetişmiş kadroları onlar olduğu için bu isimleri iş başına getirmişlerdi. Yani bugün görünmeyen bir yerde bizim tanımadığımız insanlar var ve sıra bekliyor değil. Ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Ve bu insanlar, bu insanların Ak Parti'de bu mevkide olmalarının en temel nedeni, kuşkusuz iyi eğitimlidirler, kuşkusuz e, mesle, bazılarının mesleği e, işte e, mesleki başarısı önem arz etmiştir ama bunların hepsinin e, ortak e, ve birincil özelliği Erdoğan'a duydukları salakktır e, ve Erdoğan ne istediyse onu yapmışlardır. Şimdi Ak Parti'de aslında ee, ısrarla kaçınılan hadise bu. Hep şöyle deniyor. İşte içimize sızanlar var. Sızıntılar var. Sızıntı kim? Şebnem Bursalı. Sız, ona sızıntı demek çok kolay. Onu günah keçisi ilan etmek çok kolay. Onu yere yatırıp dövmek bedava. Niçin? Çünkü dışarıdan geldi. Sonuçta İzmirli seküler dünyanın bir insanı. Onu kolaylıkla e, işte e, suçlayabilir ve günah keçisi ilan edebilirsiniz. Yahut Beş tepeden parmak sallayanlar. Kim Mehmet Uçum? Zaten adam soldan gelmiş yani. Soldan gelmiş ve onların gözüne girebilmek için e, AK Parti'nin esneyebileceği en sağ noktaya kadar savrulmuş yani. Fakat gözden çıkarılabilir. Kim Yiğit Bulut? Zaten divane muamelesi görüyor. Ve o da 2009 yılına kadar Ergenekon operasyonlarının başladığı ana kadar herhalde Erdoğan'ı bulsa bir kaşık suda boğabilirdi. Şimdi Erdoğan için canını verebilir korkusundan ya da Yiğit Bulut. Şimdi bu insanı da ıskartaya çıkarmak kolay. Bu insana da canım sen bizden değildin demek çok kolay. Peki Yiğit Bulut'u 2009-2010 yılından bu yana Beştepe'de oturtan kim? Ben miyim kardeşim? Benden mal doğru Ya Yahut Mehmet Uçum'u daha bugün %51 artıyı değişt 50 artı 1'i değiştirme, e, değiştirme çabası beyhudedir ve hayaldir diyor. Bu sözü ona söyleten kim? Aydın Ünal. Beştepe'den Sallanan parmakları kıralım diyorsun. Bana deme Erdoğan'a de. Beştepe'den sallanan parmaklara bu cüreti veren kim? Ben miyim ya? Ben miyim kardeşim? Şemlihan Bursalı benden mi özür diledi? Gitti Cumhurbaşkanı'ndan özür diledi. Affeden kim? Şimdi dolayısıyla AK Parti'nin ıskaladığı, AK Partililerin görme, ısrarla görmezden geldiği hadise Erdoğan'ı bütün sorumluluklardan azade kılmak. Ve orada da şöyle bir iki e, yüzlülük var.